Ebeveynus'un sevgili takipçileri, hepinize merhaba. Koronavirüs günlerinde anne babalar olarak, çocuklar olarak hayatımızı nasıl daha kolaylaştırabiliriz diye başladığımız canlı yayınlarda bugün bambaşka bir konukla karşınızdayız. Konuğumuz bir senarist, çok sevgili Funda Alp olacak. Neden mi bir senaristle birlikteyiz? Koronavirüsün o belirsiz günlerin daha ilk başlarında tüm telefon konuşmalarında neredeyse şöyle cümleler geçiyordu. Ya bir filmde izlesem bunu gerçekten senariste amma uçmuş diye düşünürdüm ama gerçeğini yaşıyoruz diye. Tüm bu sorulardan sonra biz de istedik ki acaba senaristler bu günleri nasıl yaşadı? Onlar nasıl değerlendiriyor? Bize bu konuda neler söylemek isterler? Biz de sevgili Funda Alp'le bunları değerlendirmek için bir araya gelelim istedik. Evet, kendisini birazdan yayınımıza alacağız. O yayınımıza bağlanırken ben kendisiyle ilgili elbette tanınan, bilinen dizilere imza atmış bir isim ama kendisiyle ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Yazar olduğu bazı tiyatro oyunlarına baktığımızda hep sonradan yazar. Televizyon tarihinin kült dizilerinden Leyla ile Mecnun'un yapımcılığını yapar. Ve sevgili geçmiş, Dudullu Postası, Seven Ne Yapmaz, Rüya, Şubat, Sırat, Acemi Müezzin gibi dizilere de senarist olarak imza atar. Şimdi ben izninizle kendisini bağlayacağım. Evet. Şu an kendisini... Fark ettim ki bu bağlama işlemi sırasında konuştuğum zaman yayın kesiliyor. O yüzden affınıza sığınarak sessiz kaldım. Merhaba. Merhabalar. Başarabildim. Bağlandım. Hoş bulduk. Bir kere bu canlı yayının Instagram'daki şanından gerçekten bağlanılamama, olamama, tekrar bağlanma denemeleri bu yayınlarında böyle bir keyifli hale getiren noktalarından birisi. O yüzden çok teşekkür ediyorum öncelikle size bizimle bir arada olduğunuz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Şöyle bir şey var. Yayından önce de konuştuk ya sizinle. Bugün çok heyecanlıyım diye gerçekten çok farklı bir heyecan hissediyorum. Çünkü şu ana kadar biz hep böyle biraz daha ebeveynimizin bildik alanlarında, bildik sularında uzmanlarla görüştük. Çocuk sağlığı dedik, anne sağlığı dedik, toplum sağlığı dedik. Ama bir taraftan da hep aklımın bir köşesindeydi benim bir senaristle bunları konuşmak istiyorum diye. O yüzden bugün bambaşka şeyler öğreneceğiz, bambaşka bakış açıları edineceğimiz için ben gerçekten çok heyecanlıyım. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Serda'ya da selam söyleyelim. Biz buluşturduk. Evet. Çok sevgili Serda bizi buluşturduğu için ona da binlerce teşekkürler. Hatta şey demişti ya o yayını ne olur benim saatime göre ayarlayın. Dedim ki muhakkak onu gözeteceğim ve bu saat ona uygun olduğu için de aslında biraz bu saatte gerçekleştirebiliyoruz. Ben izninizle eğer size de uygunsa hemen daha ilk buluşmamızda da söylediğim gibi şunu sorsam. Ya siz bir senaristsiniz, pek çok gerçekliği, pek çok hayal dünyasını bir gerçeklik olarak bize sunuyorsunuz. Koronavirüs günleri başladığında siz ne hissettiniz? Size de böyle tepkiler geldi mi? Ya Funda sen yazsaydın amma da uçmuştun derdim ama bak neler yaşıyoruz diyenler oldu mu? Biraz anlatır mısınız bize? Şöyle, önce tabii hiç iş, güç, senaryo, sinema düşünmeden tamamen böyle kişisel bir paniğe kapıldım. Hı hı. Çünkü çok evde durmaya, evde kapalı kalmaya alışık birisi değilim. Ve benim temel şeyim, yani birinci paniğim o oldu. Yani evde duracağım, yalnız kalacağım. Ondan sonra bu ne kadar sürecek belli değil. Dolayısıyla o belirsizlik bir çeşit kabus oldu. Oysa biliyorsunuz hani biz senaryolarda sonunu bilerek yazıyoruz. Hani o çok temel prensiptir. Bir hikayenin sonunu bilmezseniz eğer hikayeyi yazamazsınız. Dolayısıyla hani tamamen bizim kontrolümüz dışında ve ne olduğunu bilmediğimiz bir yani dünyanın içine düştük aslında. Ve
Şöyle söyleyeyim, bir süre sonra yani ben yolumun disiplinli olmaktan geçtiğini buldum yani evde olmanın. Tamamen şey ajandalı çalışmak, işte saat 11'de şu yapılacak, 1'de şu yapılacak falan şeklinde bir sistem oturtarak şey yaptım, Peki çaresini daha buldum. öncesinde de böyle bir sisteme göre çalışan bir kişi miydiniz? Yoksa biraz daha... Hayır, daha rahattım yani bu kadar sistemli şey yapan birisi değildim yani yaşayan birisi değildim. Yani çok enteresan bir şekilde korona beni çok tuhaf bir disiplin kazandırdı yani. Peki sonucun ne Karantina olacağını... daha diyoruz. Karantina, korona değil de. Sonunun ne olacağını bilmemek mi sizde böyle bir davranış değişikliğine yol açtı sizce? Aslında şu, zamanı nasıl kullanacağımı bilmemek. Yani zamanı nasıl kullanacağımı zamanı nasıl geçireceğimi bilemedim. Yani hani o zaman, o önümdeki belirsiz zaman nasıl geçecek fark edemedim. Bulamadım yani, onun yolunu bulamadım. Fark edemedim değil de. Ve şöyle oldu, ilk bir ay zaman gerçekten çok güç geçti. Fakat son 2 ay, yani 6-7 Mart'tan beri evdeyim ben. Son 2 ay çok çabuk geçti. Peki arada sizin uğraşı olarak bir farkınız var mıydı? Yani ilk bir ay hiçbir şey yapmadığımda mı o yüzden geçmedi? Yoksa bir uyum süreci miydi sizi böyle rahat geçiren? Anlamaya çalıştım aslında. Yani ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çok idrak edemedim. Yani çünkü hani asıl işte biz modern real diyoruz ona senaryoda, hani gerçekten de fazla. Bazı şeyleri senaryoda yazarsınız. Gerçek hayatta oluyordur ama senaryolara yazarsınız, o böyle izleyiciye bu kadar da olur mu falan hissi İşte tam verir. onları yaşadık, değil mi? Evet, tam bu kadar da olur muları yaşadık yani. Çünkü aslında 2020 olduğu gibi hani başlangıcından itibaren böyle geçti yani. Hani hem böyle bir sürü uluslararası karmaşıklık, depremler, bütün gezegenler geriliyormuş galiba, öyle bir durum Ya varmış. şöyle bir şey var. Ben şimdi bir takım yorumlar yapılıyordu. İşte ülkemizde ekonomik durum kötü ve daha kötüye gidebilir. Ama dünyada da her şey çok karışacak. Dünyada da ekonomik sistem çok karışacak falan gibi bir takım yorumlar yapılıyordu. İşte bu gezegenler geriliyor falan diye. Ve ben diyordum ki okey, Türkiye'yi anladım. Bizde zaten işler genellikle iki ileri bir geri şeklinde oluyor ve bu bizim yüzmeyi bildiğimiz sular. Yani bu su güzel, biz burada yüzeriz ama dünyada nasıl olabilir ki, yani ne alakası var falan diyordum. Sonra dedim ki ya oldu, hakikaten hiçbir şekilde aklımıza gelmeyen bir şey bütün dünyada böyle sistem çok saçma bir hale geldi. O yüzden o tam da sizin dediğiniz hani gerçek olamayacak şeyi yaşamış olduk biz. O benim kendi adıma mesela bünyede böyle bir sarsıntıya yol açtı. Ama anlıyorum ki senaristler de bile yol açıyor. O zaman biz böyle fani insanlar olarak kendimizi Estağfurullah, o ne daha demek? rahat hissedebiliriz bu konuda, bu şaşkınlık konusunda herhalde. Yani şöyle, aslında hani bütün dünyanın eşitlendiği, çok tuhaf bir şekilde ortaklaştığı bir mesele yaşadık. Yani hani Çin'de yaşayan biriyle İstanbul'da yaşayan biri ve Floransa'da yaşayan biri ve Lizbon'da yaşayan biri ve New York'ta yaşayan biri eşitlendi. Bu çok enteresan. Yani bence dünyayı da önümüzdeki günlerde çok enteresan bir yere, önümüzdeki yıllarda enteresan bir yere götürecek. Götürecek. Peki buradan ben biraz şuna gelmek istiyorum. Evet, bir senarist yazsa bunu çok uçmuş deriz diyorduk ilk başlarda, ama sonra birden ortalığa ya aslında bunun filmi de yapılmış. Bakın falanca filmde bunlar geçiyor. Filanca dizide şu bölümler geçiyor diye sosyal medyada bir dünya paylaşım oldu ve biz birden ya bir dakika, bunlar nereden biliyordu? Bu senaristler nasıl hesap ediyor bunu diye düşünmeye başladık. Hakikaten nasıl hesap ediyorsunuz öyle salgındı, böyle şimdi gerçekten yaşadığımız ama izlediğimizde hani olmaz diyeceğimiz şeyler nasıl böyle gerçeklikle Yani şöyle, aslında
Bu bir öngörü değil. Yani şimdi çünkü örnek şehir efsaneleri de çıktı. İşte demek ki bu bir komploymuş. Bakın filmlerde de yapmışlar falan diye. Ama aslında öyle değil. Bu şuradan kaynaklanıyor. Bütün insanların yani az önce dünyada insanların ortaklaşmasından, eşitlenmesinden bahsettim. Aslında insanları eşitleyen mesele ortak bir duygu. Korku. Şimdi korkunun üzerine ve biz senaryocular senaryoları yazarken aslında bütün kültürel, bölgesel, kendi sosyal durumundan meseleleri kendi sosyolojik şartlarından da soyarak temel bir duyguya ulaşmaya çalışırız. Nedir Yani o? şöyle ki temel kök duygu diye de merhamet olabilir, korku olabilir. Ondan sonra işte bir çeşit kibir olabilir gibi. Şimdi korku bunlar arasındaki en baskın olan duygu. Çünkü bütün insanlar korkarlar. Anında, evet. Evet, ölümden korkarlar, yalnızlıktan korkarlar, aç kalmaktan korkarlar, kayıp duygusundan korkarlar. Şimdi dolayısıyla veba denilen bir şeyi yaşamış bir dünyada, yani büyük bir salgını yaşamış bir dünyada ve bunun aslında büyük bir korku iklimi yarattığı bir dünyada, hastalığın, ölüm korkusunun korku iklimi yarattığı bir dünyada aslında bir senaryocunun bunu kullanmasından daha Olan. makul bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani şöyle düşünün. İki yolu var bunun. Ya bu tip meselelerin üzerine gidecek bir film ya da bunları tamamen yok sayacak. Bundan sonra yani koronadan sonra da bu olacak. Yani bayağı senaryolar, sinemalar ona biraz sonra geliriz. Değişecekler. Ya bunu görecekler ya görmezden gelecekler. Ama bu bir senaryocu için korku meselesi. Korku filmlerinden bahsetmiyorum bu arada. Yani çocuğunuzu Allah korusun kaybetme korkusu, aç kalma korkusu. Bu dünyanın yüzyıllardır her yerindeki her insanı yakalayan bir şey. Her insana değen bir şey. Dolayısıyla bir senaryocunun vebayı modelleyip oradan yola çıkarak farklı farklı şeyler yapması son derece anlaşılır. Yani şu değil, hani bir komplo teorisi vardı ve bunu filmciler önden ortaya çıkardı falan gibi Toplumu hazırladık anlatabildim falan mi? kendileri. Bir durum yok. Yani Saramago'yu düşünün. Saramago'nun Körlük romanını bu arada şiddetle tavsiye ederim ve bu arada bir de filmi var. Mesela orada körlüğün salgın haline gelmesi değil mi? En biz yakın ve çok korktuğumuz da bir şey. Yani körlük salgın haline gelir. Mesela o da çok yakalayan bir duygu. Ya da 2011'deki, bu arada Körlük gerçekten şahane bir roman. Filmi de güzel bir filmdi. 2011 yılında Soderbergh'in, Steven Soderbergh'in yaptığı Salgın diye bir film var. Birebir bugün mesela. O Birebir. çok dolaşan filmlerden birisi de oydu zaten, çeşitli Evet, sahneleriyle. evet. Evet, birebir bu. Orada şöyle bir şey var. Bizdekinden farklı olarak orada önce şunu da bilmiyorlar. Ne öldürüyor insanları? Yani şimdi bu da çok acayip bir şey. Yani hani bir filmi oradan başlıyor. İnsanlar ölüyorlar ama onları kim öldürüyor? Ne öldürüyor? Diye başlıyor oradaki hikaye. Yani ben mesela onu düşündüğümde Allah'ım bir de onu yaşasaydık bitmiştik falan dedim kendi kendime. Yani en azından burada bir şey var, bir virüs var ve onu biliyoruz ve en azından olma ihtimali var. Dolayısıyla aslında senaryolarda çözüm bulma macerası da çok enteresan. Ama şimdi yaşadığımız durumda, çok özür dilerim, şimdi yaşadığımız durumda farklı olan şu, bizim bir kahramanın sonsuz yolculuğu metodumuz vardır. Orada kahraman maceraya çağrılır. Macerayı reddeder, sonra maceraya dahil olur, eşiği geçer falan. Biz şu anda maceraya çağrıdayız. Daha macerayı kabul edip etmediğimizi bilmiyoruz yani. Kabul edecek miyiz bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü gerçekten çok maceralı bir süreç bekliyor bundan sonra dünya.
Şunu soracaktım aslında önce ama biraz da bunu maceraya çağrıyla nasıl birleştirebiliriz onu da merak ediyorum. Siz bu günler ilk yaşandığında evet o belirsizlik duygusu zaman geçmedi filan ama şu heyecan oldu mu? Ya bunun ne kadar güzel filmi olur, bunun ne kadar güzel dizisi olur, ben bunu yazsam şöyle yazarım diye. Ben böyle gazeteciliğin ilk yıllarında bir şeyle karşılaştığımda böyle haber haber diye böyle çok şey olurdum, kıpır kıpır olurdum. Sizde de bu oldu mu ve ne hissettiniz? Ya şöyle oldu aslında. Bizim iki tane projemiz vardı. Bundan önce çalıştığımız, epeydir çalıştığımız. İkisinde de mesele başka türlü ilerliyordu, bu salgın meselesi. Yani biz de denemiştik. Açıkçası onlardan bir tanesi tamamen yani insanın içindeki ölüm korkusuna doğru yöneldiği için onu iptal ettik mesela. Yapmak yerine. Çünkü bir diğerinde de öyleydi ve onun mantığı da şey, yani bir virüs bayağı bildiğiniz biyolojik silah olarak kullanılır ve ondan sonra, yani bu bir çeşit doğal eliminasyon için yapılır, fakat tedavisini yoksullar değil zenginler alırlar. Bu biçimde de yoksullar yok olurlar şeklinde başladığımız bir hikayeydi. Mesela onu bir yere gönderdim yeni ve daha önce yazdığımızı biliyorlardı ve inanamadılar yani. Hani dolayısıyla ben mesela yeniden bu süreç kişisel olarak bu meselenin üzerine gitmeyi tercih etmem. Ya da gideceksem de tamamen fantastik bir ya da büyülü gerçekçi diyeyim. Çünkü fantastikle büyülü gerçekçilik arasındaki fark o. Yani hani birinde Süpermen uçuyor ve herkes Süpermen'in uçtuğuna şaşırıyor. Hani diğerinde herkes uçuyor. Büyülü gerçeklikte, dolayısıyla hani biz şu Tercih anda, edebiliriz, daha iyi olabilir o. evet. Yazmayı çok tercih etmem demiştiniz ama benim şöyle bir sorum vardı. Daha ilk başlardaki cümlelerinizden böyle aklımda tuttuğum senaryo ile gerçek hayatta şöyle bir fark var dediniz. Senaryoda sonuç bellidir. Ben de diyecektim ki hani siz böyle bir yazsaydınız, bu koronavirüsü yazsaydınız sizin sonucunuz nasıl olurdu diyecektim. Biraz ona dair azıcık bir şeyler söylediniz ama neler söylemek istersiniz? Sizin koronavirüs Benim senaryonuzun bugünlerin sonucu nasıl olurdu? Belki biraz buradan biraz o maceraya çağrılma, kabul edip etmeme konularına da girmek istersiniz. benimki biraz herhalde sert bir film olurdu, yani sert bir senaryo olurdu. Yani çünkü bu süreçte hani biz evde kaldık ama dışarıda ve çalışmak zorunda olan çok fazla insan vardı. Ve gerçekten sağlık çalışanlarını zaten hiç söylemiyorum. Ben şöyle yapardım. Onlardan birini alırdım. Bir karakteri alırdım. Ve gerçekten onun korkusunu ve kendi o aslında dar yaşantıdaki o bütün insanları ilgilendiren o korkunç durumu, o korkunç tedirginliği anlatmaya çalışırdım. Yani ben bir karakter üzerinden giderdim. Ya da olduğu gibi tamamen bu gerçekliği büker ve gerçekliği bükmek dedim bu arada. Çok Değiştirir severiz ama. ve gerçekliği değiştirir ve tamamen fantastik bir büyülü gerçekçi bir evren kurmaya çalışırdım. Ama sonu, onun finali umutlu olurdu. Yeni bir dünya ile biterdi. O Öyle. yeni dünya özlemi, yeni normale ilişkin olumlu, umutlu konuşmalar aslında bugünlerde hemen hepimizin sarıldığı şeyler. O biraz da bizim herhalde o kahramanın yolculuğuna nasıl çıkacağımızla ya da o çağrıyı kabul edip etmememizle mi ilgili? Biraz o konuda bir şeyler söyler misiniz? Çünkü gerçekten hani bir çağrıyı duymak, ona kulak vermek ve sonrasında büyümek. Biz bu süreçte hani gerçek insanlar olarak sizce nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi gerçek insanların önünde de iki yol var aslında. Kahraman olmak ve olmamak. Yani dolayısıyla hani neyin üzerine gideceğiniz, neyi tercih edeceğiniz bu süreçte çok önemli. Ama ben şöyle düşünüyorum. Kurtlar Vadisi repliği söyleyeyim şimdi. Kurtlar Vadisi'de sonunu düşünen kahraman olamaz mıydı? Neydi? Öyleydi değil mi? Sonunu düşünen kahraman olamaz gibi bir şey vardı. Şeyde de
Filmin adını birazdan belki hatırlayacağım. Asla geriye dönmeyi düşünmediğim için o kadar senden önde yüzdüm. Kara bir bilim kurgu filmiydi. Adı birden aklımdan gitti Aa, ama evet. güzel, Hani evet çok dedim güzel. eskiden. Şöyle, şu anda biz aslında sonumuzu düşünüyoruz. Yani gerçek hayata dönersek sonumuzu düşünüyoruz. Sonumuzun ne olacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten hani o belirsizlik çok kapsayıcı. Çünkü insanoğlunun hani ta şeyden, Neandertal'den beri bütün çabası şey olduğu için, Nazlıcığım bir bardak alabilir miyim acaba? Doğayı kontrol etme çabası olduğu için bütün mesele. Ve doğayı artık o kadar overdose kontrol etti ki doğa bir dakika dur ne oluyor falan dedi. Aslında yaşadığımız mesele o. Çok dolayısıyla bir dakika kafam karıştı. Şeydeydik. Yani bu gerçek insanın da önünde iki yol var. Kahraman olacak mı, olmayacak mı, ama Evet. kahraman olma Dolayısıyla amacıyla zaten o yola çıkılmaz filan gibi biraz onlardan evet. konuşuyorduk. Yani dolayısıyla ne seçeceğine bağlı. O sonsuz yolculuktaki meselesi de ona bağlı. Ama herkese eşitleyecek bir durum var. O da şu. Yani artık insanlar maneviyattan çok maddiyatla ilgilenecekler. Maddiyattan kastım para değil. Maddiyattan kastım hayatta kalma meselesi. Yani şununla ilgilenmeyecekler. İstanbul'un nasıl fethedildiğiyle ilgilenmeyecekler. Bu İstanbul'un içinde nasıl yaşarımla ilgilenecekler. Ve çok enteresan bir şekilde baya böyle hayvanların kendi aralarındaki ilişkiye bakın örneğin. Geçen gün bir video vardı. Sudan bir kediyi çıkartıyordu köpek ensesinden tutarak falan. Aa ne kadar dostane falan dedi. Tabii ki öyle çok güzel bir görüntü. Ama orada temel bir prensip var. Bir düzenin bozulmasını istemiyor hayvanlar. Şimdi biz daha oraya doğru yaklaşacağız. Oraya doğru yaklaştıkça da aslında dayanışmanın da ne demek olduğunu keşfedeceğiz. Dolayısıyla aslında devletle, dünyayla, sanatla her şeyle ilişkimiz değişecek. Çünkü gerçekten ben ne olacağım? Yani sonunda o yolculuğun sonunda ben ne olacağım? Çocuğum ne olacak? Annem babam ne olacak? Gibi bir şey çok daha öncelikli olacak. Çünkü biz yaşarken şunu unutuyoruz. Yaşarken ölüm ihtimalini unutuyoruz. Şu anda ölüm ihtimali bizim yani bir tokat gibi adeta yüzümüze çarptı. Nazım Hikmet'in bir dizesi vardır. Der ki insan öleceğini bilerek nasıl yaşar? Ya öleceğini unutur ya çıldırır. Biz öleceğimizi unuttuk şimdi çıldırmak için direniyoruz. Hatırladık. Dolayısıyla buradan sonra maceramız gerçekten hiç bilmediğimiz bir macera olacak. Çok batıp çıkacağımız bir macera olacak. Ama o maceradan yani tıpkı hayvanlar gibi yani o köpeğin kediyi sudan çıkartması gibi doğanın içinde hayvanlar nasıl dayanışıyorlarsa bu noktaya kadar tabii ki nasıl dayanışıyorlarsa nasıl ortaklaşıyorlarsa nasıl hayatta kalmak için paylaşıyorlarsa o şekilde bir yol açılacak önümüze ve bir takım tercihler yapmak zorunda kalacağız. Şimdi bir taraftan bunlara bakıyorum. Bir kere öğrencileriniz sizi çok özlemişler. Onların isimlerini şimdi burada sayamayacağım ama hep size merhaba, çok özledik diye böyle notları vardı. Merhaba arkadaşlar. Unutmamış olayım. Birkaç öğrencinizin de başka notu var. Onlara da geleceğim ama tam da bu anlattıklarınızla ilgili sevgili Serda'nın bir sorusu var. Ona biraz giriş yaptınız ama belki bir şeyler eklemek istersiniz diye okumak istiyorum. Funda, peki ne yaparsak kahraman oluruz? Kendi yeni gerçekliğimiz için sen senarist olsan bize ne yaptırırdın demiş. Kahraman olmak için aslında şu sorunu saptamak gerekiyor. Yani birinci olarak sorunu saptamak gerekiyor. Bugün bizim sorunumuz ne? Yani mesela uzaklaşmak mı? Mesela paylaşmamak mı? Örneğin birçok şey sıralanabilir. Yani daha sert yerlere doğru gidebilirim. Yani doğa Gidebilir. mı gerçekten? Gerçekten işte atıyorum bugün vegan olmaya karar vermek mi? Yani bunların hepsi olabilir ama kahraman olmak değil ama hani çünkü kahraman dönüşür ya Serdar'cığım hani birinci hikayemiz olur.
kahramanın değişmesi gerekir. Kahraman bir karar verir ve değişir. Dolayısıyla değişmek için bugün olmadığımız kişi olmamız lazım. Dolayısıyla kahraman olmak için bugün olmadığımız kişi olmamız lazım. Bugün olmadığımız kişiye doğru giderken de dünyayı çok iyi okumamız lazım. Ve salgını çok iyi okumamız lazım. Yani baktığınız zaman gerçekten birçok insan hayatını kaybetti. İnşallah bu normalleşme sürecinde yani bunlar isabetli kararlardır ve bir ikinci dalgayla ya da şeyle karşılaşmayız. Daha çok ölümle karşılaşmayız inşallah. Ama yani bütün bunların da dışında hani şunu da gözetmek lazım. Evet, hani başımıza bir şey geldi. Hep öyle olur çünkü. Kahramanın başına bir şey gelir. Ve ondan sonra da o bir karar verir ve başka bir insan haline dönüşür. Kendindeki yeteneklerle, yetilerle, her şeyle, kendi olarak, ama bazı şeylerden de vazgeçmesi gerekir. Nelerden vazgeçeceğimizi bulmak lazım. Çünkü ben şunu gördüm. Hani çok küçücük bir normalleşme ihtimali bile benim eski alışkanlıklarıma hızla koşmama sebep oldu. Dolayısıyla ben olamam kahraman mesela, yani anlatabildim mi? Onları çok iyi seçmek lazım. Bir de ben şu süreçte biraz şöyle düşünüyorum. Biz değişiyoruz zaten. Yani günlük hayatta da çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. O sorunların her birinde aldığımız çağrıya icabet edip farklı seçimler yapıyoruz. Ve hani mini kahramanlıklar vesaire yapabiliyoruz gibi, ama bu korona süreci böyle bir şey gibiydi. Hani sıkılaştırılmış paket, zip dosyası gibi bir şey geldi. Yani... İşte doğru söylüyorsun. Bir yılda yapacağımız kahramanlığı belki bir saatte yapmamız gerekti tercihlerimizle. Biraz öyle hissediyorum ben bu süreçte. Belki de o yüzden duygusal olarak bu kadar yoğun yaşıyoruz. İşte bence şu an bu bir çeşit intro. Giriş yani. Bunun çok daha fazlası bekliyor bizi. Yani hani şöyle söyleyelim. Örneğin bakın, iki ayrı şeyin birleşmesi söz konusu artık. Sağlık ve güvenlik. Evet. Sağlık ve güvenlik birbirinden ayrı düşünülen iki mevzu. Evet. Ama artık sağlık, güvenlik ve hatta yanına teknolojiyi de ekleyebiliriz. Bu üç şey bir arada düşünülmeye başlandı. Yani teknoloji, işte misal biz şu anda. Hani sağlık ve güvenlik, evet, hani şu an yaşadığımız şeyin bizzat kendisi. Mesela bunlar birleşecek. Bunların birleşmesi gerçekten birçok şeyi değiştirecek. Yani şöyle düşünün, sinema için de öyle. Şimdi sinema bu arada konudan ayrılıyor muyum sizin sorduğunuz gibi? Yok, gayet iyi gidiyoruz. Çünkü aslında ben bir taraftan sorulara da göz atıyorum. Çünkü onlarda da işte nasıl sonuçlanacak ya da yeni alışveriş modelleri geliştirmeye sebep olur mu gibi bir takım sorular var. Aslında siz anlattıklarınızla hayatımızın nereye doğru gideceği konusundaki düşüncelerinizi paylaştığınız için sorulara da cevap veriyoruz kısmen. Evet, ben de baktım şimdi. Mesela Ali şeyi sormuş. Kendi aramızda yeni alışkanlıklar, evet, alışveriş modelleri, evet, geliştirmeye sebep oldu. Bence işte kesinlikle. Az önce söylediğim, evet, ortaklaşma, dayanışma meselesi tam olarak şeyle ilgili yani. Ay, bir dakika, ayrıl yazdım. Bir şey olmaz. Bir şey yapmazsanız olmaz tekrar, ya da çarpıya basabilirsiniz. Tamam. Çarpıya, işte çarpıya basmış olur. Okey. Yani... tabii ki bütün bunlar şey yapacak ve gerçekten bakın, insanoğlunun ölümle yüzleşmesi kadar sert dönüşüme sürükleyecek başka bir şey yok bu hayatta. Evet. Yani bu en güçlü, en büyük, en sert tokatla karşılaştık. Yani biraz bunu yok saymak yerine buradan doğru bakmamız lazım. Örneğin az önce maneviyat ve maddiyat dedim. Evet. Bedenle mesela kendi bedenimizle ilişkimiz değişecek. Herkes sorsun kendine, gerçekten bedenle ilişkimiz değişmiyor mu? Ben hayatım boyunca kendine bakmamış bir insanım mesela. Vitamin falan içiyorum ya. Ve gerçekten geçen gün o vitaminleri, kefirleri falan içerken bir daha kendimi şöyle düşünürken buldum. Ya sağlıklı bir insan oluyorum, ya çok fazla yaşarsam falan diye paniğe kapıldım.
O da başka bir korku değil mi? Yani evet, gerçekten paniğe kapıldım. Diğerine, yani sağlıklı olmaktan korkmak mesela, bunun evet. farkına varmak. Evet. Yani bir sürü şeyle yüzleşiyor olacağız ve hani gerçekten bedeninizle ilgileneceğiz. Bedenimizi başka bir yerden şey yapacağız. İlgileneceğiz. Yani bedenimizde eskiden hep, şimdi siz bunları anlatırken araya girdim, kusura bakmayın. Eskiden mesela algımız şöyleydi, hani ya zayıflatılacak bir şey ya kilo aldırılacak bir şey. Hani koşturulacak bir şey filan, ama biz şimdi ona iyi bakmak, hormonlarını vesaire düzenlemekle ilgili uğraşıyoruz. Dediğiniz gibi bambaşka alışkanlıklar geliştirmekle ilgili bir süreçteyiz. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey yoksa, bir öğrenciniz bunu okumazsan bana kızabilir. Hocam 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne dışarı çıkma yasağı olacak desem, sonra herkese yasak olacak desem, ama 65 yaş üstü dışarı çıkacak. Tüm tabloyu senaryomda işleyip size sunsam ağzıma kürekle vururdunuz demiş. Ne mantıksız diye. Kim söylemiş acaba? Şey. D.D. adresli bir. Ya aslında şöyle, şu çok avantajlı olurdu senaryo yazarken. Hemen böyle bir tane tüyo şey yapayım, vereyim. Evet, İnsanları kategorize etmek. Yani mesela yaşlılar ve çocuklar. Örneğin şeyde Netflix'te Drain miydi acaba ya? Hundred miydi? Hatırlamıyorum şimdi. Bir dizi var. Şu oluyor. Sadece bayağı da uzun zamandır süren bir dizi. Sadece 18 yaş altı ayakta kalıyor. Ayakta kalıyor. Sadece 18 yaş altı ve dünyayı 18 yaş altı yönetiyor. Şimdi bütün hikaye bu. Kategorizasyon her zaman işe yarar. Evet. Ben de ayırırdım mesela kadınlarla erkekleri. Erkekler hep evde kalırlardı. Kadınlar hayatı değiştirirlerdi. Evet, güzel olmuş bu senaryoyla da. Bir taraftan gözüm saatte, ama sizin değindiğiniz bir ölüm konusuyla ilgili Ali Bey bir yorum yapmış. Onu da okuyayım. Bu virüsün bize en fazla hissettirdiği sıkışmışlık, kaçamama duygusu oldu. Bu sebeple ölüm duygusunu daha net ve çaresizce hissettik demiş. Sizi çok özleyenler yazmış. Saçınızı beğenenler olmuş. Beğenmeyenler de vardı. Yok, çok güzel yerler olmuş. Onlarla şimdi bir taraftan da atladığımız, ya bu süreç kıyametse ve ben ona tanık oluyorsam korkusu oluştu bende demiş yine Ali Bey. O da enteresan. Kıyamet hep kopuyor Ali, hiç problem yok orada bence. Sadece biz görmüyorduk. Kıyamet zaten kopuyor olmakta olan bir şey yani. Gerçekten öyle düşünüyorum ben. Hı-hı. Zaten hani mahvettiğimiz için şimdi o beylik şeyleri söylemek istemiyorum. Çünkü bunlar çok konuşuldu. Hı-hı. Hani dünyaya ne kadar kötülük yaptığımız. Yani Mayıs'tayız ve montla dolaşıyor insanlar. Evet. Yani hani bütün bunlar, hani zaten o kıyametin parçaları ya, sadece hı-hı, görünür olmak bir ilgisi var. Ne yapacağımız da tamamen hani bize bağlı. Çalışmaya devam edeceğiz. Sadece şunu unutmayacağız. Yani özellikle senaryo meselesinde, sinema meselesinde şunu unutmayacağız. Çok enteresan farklar oluşacak. Yani örneğin artık sinema salonlarında değil, evlerde ve daha küçük ekranlarda izlediğimiz için büyük büyük epik sahneler olmayacak. Belki daha kısa süreler kullanılacak. Daha kapalı, daha teknik olanaklarının hani düşük bütçelere göre belirlendiği filmler olacak. Senaryo, hikaye anlatıcılığı da buna göre değişecek. Tıpkı hayatımızın hayatımızın değişmesi gibi. Yani örneğin şimdi sinema sendikası bütün dizi setlerine bir öneride bulundu. 12 saat çalışıyoruz biz normalde setlerde. En az 12 saat çalışıyoruz. 8 saat olması ile ilgili. Evet. Ondan sonra asla açık yemek gelmemesi falan gibi bir takım şartlar sundu. Hani bakalım neler olacak bununla ilgili. Ama bu örneğin doğrudan hikayenin de değişmesine yol açacak. Çünkü 8 saat çekecekseniz o zaman ona göre bir şey yazmalısınız. O sürede bir şey çekmelisiniz. O kadar çok şeyi değiştirecek ki, bu çok basit bir örnek.
işte daha televizyona, yani televizyonda izleyebileceğimiz, daha dijital alanda izleyebileceğimiz şeyler olacak örneğin. Bir öğrenciniz de evde akıl tutulması yaşıyoruz, aklımıza senaryo gelmiyor, İlham için ne tavsiye edersiniz demiş. O soruyu da geçmek istemedim. Bence okumak, ama okumak çok zor şu günlerde. Ben okumak dedim ama yani çok okuyabilen bir insan değilim. Alişin 3 aydır böyle bakıyorum şeye, sayfalara. Bol bol yeni film izlemek çok daha yapılabilir olduğu için bol bol yeni film izlemek mümkün. Bir platform var, Mubi, ve burada bir sürü bağımsız film izleyebilirsiniz ve gerçekten çok ilham verici var. Tavsiye ederim. Mubi'de hani bir film böyle bir hafta kadar kalıyor, sonra siliniyor filan. Ama muhakkak denesinler. Yani bir o, mesela Netflix'e sıkıştık ya şu anda. Hani Netflix'te bir şey Farklı. olunca böyle şey yapıyoruz, bekliyoruz ve orada bir şey olunca izliyoruz aslında. Mubi'ye muhakkak baksınlar. Çok güzel bir platform. Evet, bu arada yine sizin öğrencilerinizden konuşurken bir yandan da acaba senaryo değerlendirmesi mi yapıyorsunuz diye düşünüyorum. O kalemi salladıkça diye böyle notlar gelmiş. Hayır, konuştukça not. Evet, siz çok özlenmişsiniz. Buradan böyle çok güzel onlar anlaşılıyor. Diliyorum ki bir an önce her şey olabildiğince normalleşir ve bu özlemler sona erer. Sorular varsa tekrar onları alabiliriz. Bir taraftan da biz 15-16 saat çalışır olduk diyenler olmuş. Bilişimden senaristliğe daha fazla Şu zaman anda mı? ayırmak isterken her şey çevrim içi oldu ve biz 15-16 saat çalışır olduk demiş Burak Fasin. Ama çünkü şey, evden çalışıyor Buraklar. Tabii evden çalışanlar için öyle bir şey oldu. Yani beyaz yaka ya da mavi yaka arkadaşlar evden çalışmaya başladılar ve gerçekten online olduğu için gece yarılarına kadar çalışıyorlar. Bu da çok enteresan. Yani ama işte bu bir maceraya çağrı Burak'cığım. Kabul ederler, 15-16 saatte yoluna devam edip. Film okulu online dersleriyle ilgili bilgi vermek ister misiniz? Öyle bir soru gelmiş. Onu da atlamayalım. Yani Not bizim da bütün diye. bilgilerimiz şeyde var. Film okulu, film 2 ile film okulu Instagram'ımızda paylaşıyoruz her şeyi. Şu an sınıflarımız devam ediyor. Yenisini de Haziran'ın ortası gibi açacağız. Film okuluna da herhalde Temmuz gibi döneriz diye düşünüyorum ama süreç gösterecek. Yani okulun kendisine örgün eğitim meselesine öyle. Şimdi ben yavaş yavaş sona yaklaştığımız için tekrar size çok teşekkür ediyorum. Bu Ben teşekkür yayının ederim. Ebeveynus'un IGTV hesabında kayıtlı olacağını, ayrıca YouTube hesabımızda da olacağını buradan yeniden iletmek isterim. Çünkü Ay, aramıza çok iyi. sonradan katılanlar oldu. Belki onlar yeniden izlemek, sizi özledikçe nasıl güzel gülümsediğinizi Olsunlar. görmek için bizi izlemek Hadi isterler gidelim. yeniden diye. Bize son olarak neler söylemek istersiniz diye bir sormak istiyorum. Bir taraftan da sorular geliyor ama onları görüyorsanız cevaplamak istedikleriniz olursa, hemşire ve doktorlar 24 saat çalışma durumlarında diyorlar. Onlara yönelik bir şeyler olabilir mi? Bu arada bir... Yani bakıyorum ama dediğim gibi hani çok şey değilim, yetenekli değilim bu konuda. Yok, zaten genel olarak cevap verdiğiniz sorulardı ama böyle onları da atladığımızı düşünmesinler diye, çalışma sistem saatlerindeki adaletsizlik her yerde var. Çalışma koşulları insanlık dışı, sinema emekçilerini de katmışlar buraya. Evet, gerçekten böyle bir süreç. Evet, bunları yani meslek örgütleriyle paylaşmakta fayda var. Çünkü hani bütün o yapımın bütün parçalarını, bileşenlerini düşünürsek işte ortaklaşma dediğim şey o. Neticede hani herkesin temelde peşinde olduğu şey sağlıklı bir şekilde yaşamak. Dolayısıyla da bunların muhakkak duyurulması, konuşulması gerekiyor. Sinema sendikası bununla ilgili bayağı sıkı çalışıyor. Hatta sektör çalışanları ile ilgili böyle çok ciddi bir yardım, yani çalışamayan sektör arkadaşlarla ilgili 4 milyon dolarlık falan, böyle ben gerçi o birimleri ayıramıyorum, dolar şey falan.
Ben anlamsız geliyor çünkü belli bir yerden Evet. sonrası benim gerçekliğimle örtüşmediği için Evet. hani o sıfırlar dediğim Çok şey. ciddi bir şey başlattı. O yüzden sendika çok sıkı çalışıyor. Çok güzel. Tavsiye ederim. O tavsiye ederim ne? Yani oraya bir şey yapsınlar, bildirsinler Evet. bazı koşulları. Şimdi yine bir not var, onu da okumak istiyorum. Çünkü çok güzel, iki sevdiğim kadını aynı karede görmek çok güzeldi demiş Semracığım. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Sağ Dünya olsun, çok gerçekten teşekkürler. çok küçük hani Semra, Serda, siz Diyarbakır'a bekleniyormuşsunuz. Ay çok itiyoruz. Evet, bir de kızıma sarılmayı çok özledim diyor Gülten Hanım. Sanıyorum ki Aa annem. Tamam. tam böyle bir ağırlama Sarılacağız tarzında, anne. evet. Çok teşekkür ediyorum Ben tekrar. teşekkür ederim. Ben Ben çok keyif teşekkür ederim. aldım. Dilerim Ben de siz öyle. de keyif Kolaylıklar dilerim. almışsınızdır. Bizi izleyenlere, yorumlarıyla, önerileriyle, sorularıyla katılanlara çok teşekkür ediyorum. Yorumlar bitmiyordu ama bizim bir yerde ne yazık ki bitirmemiz gerekiyor. O Evet. zaman belki önümüzdeki süreçte biraz yeni normalle ilgili bir şeyler konuşmak için Olur. yeniden ben size bir alo derim. Olur. Çok Olur. teşekkürler, çok Olur. sevgiler. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Çok çok teşekkür ederim. Çok Ben keyifliydi. teşekkür Kolaylıklar ediyorum. dilerim. Çok sağ olun. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.